Evet sevgili izleyenler, görmedik duymadık bilmiyoruz'un 13. programı için bu hafta da Göztepe'deyiz. Her hafta olduğu gibi İzmir'in semtlerini gezerek insanlara gündemlerini sormaya devam ediyoruz. Fakat bu hafta 23 Nisan'da olduğu için insanlara eğer meclise giden çocuk siz olsaydınız hangi mesajı vermek istersiniz sorusunda yönelttik. Bakalım neler demişler, izleyelim. Haberleri pek seyretmiyorum çünkü biraz moralim bozuluyor. Bende depresyon var. Pek seyretmiyorum. Mutlu olan şeyleri seyrediyorum. Doğanın kirlenmemesini isterdim. Yerlere çöp atılmasın, şu hayvanlara olup olmadık yerlerde pislikler olmasın. Yani tamam hayvanlar ama insanlar öncelikli olmalı. Bu haftaki gün takip ettiğim gündemde geçen gün Beşiktaşlı futbolcuların barda vurulması olayı var. Çok dikkatimi çekti. Bir futbolcunun o saat 5'te barda ne işi var? Çok manidardır. Kaldı ki önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta da Taksim'de eylem yasağı veriyorlar. Ama bence eylemin olması gereken yer Taksim. Çünkü o gün yıllardır Taksim'de yapılıyor 1 Mayıs. Bence bu sene de Taksim'de yapılmalı. Yani ben bugün meclise gitmiş olsam bir çocuk olarak devlet büyüklerimizden tek şey isterdim. Adil olmalarını. Herkese eşit, adil davranmalarını. 1 Mayıs geliyor. 1 Mayıs'la ilgili ben şunu söylemek istiyorum. İşçinin değeri bu ülkede artık olsun. 1 Mayıs için Taksim açılsın. Sonuçta orası işçilerin yeri. Vallahi ben bu ülkede sadece sevgi, barış ve kardeşliğin olmasını istiyorum. Kimsenin kimseden bir farkı yok. Herkes eşit olsun. Şu anda düşündüğüm şey her ne olursa olsun ülkemizi kaybetmememiz ve ülkemiz adına tamamen ortak karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Cumhurbaşkanlığı seçimimizde de insanların belirli kişilere değil doğru insanlara oy vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben gidecek olsaydım eğer kesinlikle Türkiye'nin bütünlüğünü savunurdum. Bununla ilgili konuşurdum. Bu hafta gündemde olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, aynı belediye başkanlığı seçimleri gibi adaletli bir seçim olmayacağı kanaatindeyim. Ben 23 Nisan nedeniyle kürsüye çıkan bir öğrenci olsaydım, Atatürkçü bir gençlik istiyordum, adalet istiyordum. Siyasetten çok çok iyi anlayan bir vatandaş değilim ama aptal da değilim. Ülke sisteminin eğitimi gittikçe kötü oluyor. Yani hep cümlelerimizde kalan şu Avrupa sisteminin eğitim sistemi, yani adaleti, hukuku, sağlığı değil. Eğitim sistem çarkı nasıl dönüyorsa lütfen onlardan artık biz de şöyle 3-5 tane Jön Türk gönderip de mi öğreneceğiz, nasıl öğreneceksek lütfen eğitim sistemimizi değiştirelim. Eğitimin yanında sağlığımızın da bir Almanya gibi, adaletimizin de bir Hollanda gibi, anayasamızın da bir Avustralya gibi olmasını tabii ki istiyorum. Bu hafta beni ilgilendiren, gündemimde olan konuların başında Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ve Aziz Yıldırım'ın bir cezasının affı geliyor. Eğer bu bayram günü meclise giden ben olsaydım çocuk, oradan vereceğim mesaj ülkede barışı ve huzurun sağlanmasını isterdim öncelikle. Evet sevgili izleyenler, bugün 23 Nisan ve görmedik duymadık bilmiyoruz ekibi olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalardayız. Biliyorsunuz ki 3. bölümümüzde bilirkişilerle röportaj yapıyoruz. Fakat bu programımızı 23 Nisan'da çocuklara armağan ettik ve 3. kısımda çocuklarla röportajlarımızı yaptık. Onlara mikrofonu verdik ve 23 Nisan'da hangi mesajları iletmek istersiniz dedik. Bakalım neler varmış. Bir kere dünya için barış içinde olmalıyız. Kavga etmemeliyiz. Düşmanlar hiçbir zaman olmamalı diye düşünüyorum. Türkiye gibi bir yer olmalıyız. Kavga etmeden mutluluk içinde güzel bir şehir olarak, güzel bir ülke olarak yaşamak isterdim. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Barış için de bir dünya için el ele. Aferin. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Çocuklara daha çok hak tanınmasını isterdim. Çocukların mutlu olmasını isterdim ve olmasını isterdim. Böyle güzel geçmesini isterdim. Çocuklar için çocukların mutlu olmasını isterim. Ve onlar için değişik etkinlikler yapılmasını, güzel böyle oyunlar oynanmasını isterim.
bilgi verici, yani bu siyasetle ilgili bilgi verici şeylerin konuşulması, tartışılmasını isterdim. Evet sevgili izleyenler, bugün 23 Nisan ve Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda görmedik, duymadık, bilmiyoruz ekibi olarak çocuklarla birlikte 23 Nisan'ı kutladık. Biliyorsunuz ki programımızın 3. kısmında ortak çıkan röportajların üzerine giderek bilir kişilerle ya da uzman kişilerle röportajlar yapıyoruz. Fakat bugün 23 Nisan olduğu için 3. kısmımızı çocuklarımıza armağan etmek istedik ve mikrofonlarımızı onlara yönelttik. Bir dahaki programda İzmir'in farklı semtlerinde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.